Bismillahirrahmanirrahim. Karaman'la ilgili rivayet boldur. Bir tanesini daha anlatayım. Bilirsiniz, Karamanoğlu Beyliği ile Osmanlı Devleti ara ara geçimsizlikler yaşadılar. Karamanoğlu Beyliğine Fatih Sultan Mehmet Han zamanında bir Osmanlı sülalesinden, hanedandan kız verildi. Karamanoğlu Osmanlı sarayına damat edildi. Ama Fatih dışarı seferi çıktığı zaman ara ara Karamanoğlu Beyliği huzursuzluk çıkardı. Fatih Sultan Mehmet Han, mekan cennet, cihan padişahı, 21 yaşında ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u deyip çağ açıp çağ kapatmıştı mekan cennet. Fatih Sultan Mehmet Han damatları Karamanoğlu Bey'ine bir daha dışarı sefere çıktığında huzursuzluk çıkarmamasını tembih etmiştir. Yine huzursuzluk çıkartınca beyliğin üzerine yürümüş ve yemin istemiş. Karamanoğlu elini göğsüne götürüp şöyle demiş: "Devletlim, bu can bu bedende durdukça sana bir dahi ayaklanmayacağıma söz veririm." Bu yemini alan Fatih Sultan Mehmet Han içi rahatlamış bir şekilde tekrar sarayın yolunu tutar. Günler, aylar geçer. Yine bir gün dışarı keferenin üzerine sefer yaparken Karamanoğlu Beyliği'nin yine huzursuzluk çıkardığını öğrenir. Şaşırır. Acaba Karamanoğlu Bey'i yeminini mi bozmuştur? Ulak gönderir. "Hani yemin etmiştim, bu can bu bedende durdukça sana bir daha ayaklanmayacağım demiştin. Yeminini mi bozdun?" diye sorar. "İstanbul'dan haber varmış. Nerededir?" "Peki bu nice haldir? İşin aslı astarı nedir?" "Devletlim, bu can bu bedende durdukça sana bir dahi ayaklanmayacağıma söz veririm." Karamanoğlu Mehmet Bey Fatih'in huzurundan ayrılınca kuşu göğsünden uçurdu. Bu da bize gösteriyor ki harp hiledir. Esasında Karamanoğlu Mehmet Bey yeminini bozmamıştır. Bir zeka örneği göstermiştir. Hatta bu rivayet de bu lafı getirir: "Karaman'ın koyunu sonra çıkar koyunu." Mekan cennet Fatih Sultan Mehmet Han hem de damadı olan Karamanoğlu Mehmet Bey baktı ki Karamanoğlu Beyliği ile baş edemiyor. Fethettiği yerlerdeki tampon bölgelere gönderdi. Akıncı beylerinin çoğu Karamanoğlu Beyliği kökenlidir. Ben de onlardan biriyim. Rusçuk sancağındaki Çavuş Ahmet'in torunu. Diline, dinine o kadar bağlıdır ki Karamanlı, bugün bile hala Balkanlarda, uzaklarda dilimizi, dinimizi temsil ederler. Herhalde Karamanlı'ya düşen görev
tarih boyunca buydu. Dünyanın neresinde olursa olsun dilini, dinini temsil etmek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.